Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Serpil Hanım. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ben buraya gelmekten inanılmaz mutlu oldum ve gelir gelmez daha enerjiyle başlayan Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi'ndeyiz bugün. Ve çok da güzel iki insan var karşımda. Çok merak ettiğim bilgiler var ama öncelikle Serpil Hanım kimdir? Tanımak istiyoruz sizi öncelikle. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de enerjiniz çok güzel. Serpil Yılmaz kimdir? Çocuklara aşık bir kadındır. Kısa ve özetle. Bu okulumuzun ismi de bu şeyden geliyor. Yani çocukları çok sevmemden, çocuklara aşık olmamdan Hopa'da böyle güzel bir kurum açtık. Çok mutluyuz. Peki. Uğur Bey kimdir? Uğur Bey karısını çok seven, onun yapabileceklerini bildiğim için onun evet. arkasında duran, güzel şeyler yapmasına destek. Vesile olmak. Aslında süre gelen bir söz var. Her başarılı kadının, her başarılı erkeğin arkasında kadın var ama bu tam size değişiyor şu anda. Evet. Her başarılı kadının arkasında Uğur Bey var diyelim şu anda. Evet, buraya başlamadan önce Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi neler yapar? Bunlarla ilgili bilgi alalım sizlerden. Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi, üniversite olmasının sebebi kreş mantığından uzak olması. Yıllarca bir ön yargı var. Kreşte her şey belli başlı şeylerdir ama bizim okulumuzda onların hiçbiri yok. Burada çocuklarımıza bütün her şeyi yaparak, yaşayarak, oyunla, eğlenceyle veriyoruz. O yüzden çocuklar mutlu oluyor, öğretmenleri mutlu oluyor, okul mutlu oluyor, mutlu bir gelecek hazırlıyoruz çocuklara. Aslında siz burada bir ideali gerçekleştiriyorsunuz. Biraz önce bir sohbetimizde de gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hayal gücünün gitmemesiyle ilgili, öyle kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çalışmalarınız o kadar çok ki, nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Evet. Çünkü izleyicilerimiz de mümkün olduğu kadar bilgi vermek istiyoruz bunlarla ilgili. Hı hı. Çocukların ilk geldiği zamandan itibaren değişimlerini elbette görmüşsünüzdür. Süre gelen bu süreci anlatabilir misiniz Serpil Hanım? Öncelikle nelerden başlıyoruz? Örneğin bizim okulumuzda çok fazla branş dersi var. Hopa'da yaşamamıza rağmen buradaki imkanlarımızı zorluyoruz. Fındıklı'dan gelen öğretmenlerimiz var. Çevre ilçelerden gelen öğretmenlerimiz var. Amacımız burada bütün çocuklara farklı alanlarda hizmetler evet. verebilmek ve bunu sunabilmek. Örneğin görsel sanatlar atölyemiz var. Bu atölyede ne yapıyoruz? Çocuklarımıza sınırsız resim yapmayı öğretiyoruz. Hayal gücünü pekiştiriyoruz. Benim öğretmenim ya da benim çocuğuma hiçbir zaman diyemeyiz ki neden güneşi sarı boyamadın da mavi boyadır. Bu yanlış. Çünkü benim çocuğum güneşin sarı olduğunu zaten bilir. Ama hayal dünyasında o mavi olsun. Neden bunu sınırlayalım? Böyle çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Belli bir yaşa kadar aslında bunun önemi var. Öyle değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. 3-6, 3-7 çocukların ilk gelişim aşamaları için çok önemli. Bir çocuğun beyni 3-6 yaş arasında o kadar algısı açıktır ki ne verirsek alır. Yani okul öncesi eğitimi demek çocukların bu zamanda bilgi o kadar açlar ki benim sunduğum her şeyi hiçbir şey almama şansları yok. Kaç yaşa kadar çocuklardan bahsetmişken? 2-6 ana sınıfı grubumuza kadar. Evet. Mesela görsel sanat atölyesinin dışında çocuklarımıza satranç dersi veriyoruz. Neden satranç veriyoruz? İstiyorum ki ben satranç çocuklarımızın yaşam felsefesi haline gelsin. Benim çocuğum satranç dersiyle beynini daha güzel kullanmayı öğreniyor. Zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor. Ve benim buradan mezun olan çocuklarım bu yaşam şeklini ilkokulda sürdürüyor. Ve ne oluyor? Zamanı boşa geçirmiyor. Mesela örneğin yeni sezonda tenis ve badminton alanı yapacağız. Neden evet. yapacağız? İlkokul itibariyle çocuklar spora yatkın büyüsün. Sporla büyüyen çocuklarımızın çünkü kötü alışkanlıkları olmaz. Özellikle erkek çocuklarımızın. Hopa'da yaşıyoruz. Ve inanın çocukların o kadar çok boş vakti var ki böyle kurumlar daha çok olsun istiyorum. Çünkü çocuklarımız dolu dolu yetişsin. Burada ben ana sınıfı çocuğuma, 4 yaş çocuğuma tenisi, badmintonu öğreteceğim, göstereceğim ki ilkokulda anneciğim ben ya yüzme gitmeliyim ya tenise gitmeliyim diyebilmeli. Amacım aslında bu. Onlara tercih imkanları sunuyorsunuz. Kesinlikle. Biraz, öyle değil mi? Evet. İleriki hayatlarına danışmanlık da yapmış oluyorsunuz. Yaratıcı drama dersimiz de var burada değil mi? Kesinlikle. Cener Bey'le tanışmıştık. Ona da evet. buradan selam gönderelim. Evet. Çok da güzel çalışmaları var. Biraz da ondan bahsedelim. Yaratıcı drama dersimizde Caner öğretmenimiz ve Taner öğretmenimiz var. Mesela öğretmenlerimiz bizim Hopalı değil. Fındıklı'dan geliyorlar. Hopa'da böyle bir okulda hani bu tarz öğretmenler bizim için büyük bir şans. Çünkü evet. küçük bir yerde yaşadığımız için bulamıyoruz. İmkanımız yok ama Caner ve Taner öğretmenimizde çocuklarımıza farklı alanlar sunuyoruz. Evet. Mutlu olmayı öğretiyorlar onlar da ve tiyatroya, dramaya ilgili çocuklar yetiştiriyoruz. Ve ilgisi alakalı olanları Caner ve Taner içinden alıyor. Onlara mesela farklı çalışmalar da yapıyoruz. Tiyatroyu hayatlarına en başında sokmuş oluyoruz çocuklarımızın da. Evet. Peki Serpil Hanım aslında burası çok şanslı bir Hopa halkı var.
böyle bir yer var ama izleyicimiz merak ederler elbette. Buraya ulaşamayan, olmayan, ailelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir çocuklarını iyi yetiştirmek adına? Onların meziyetlerini görmek adına nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya ben bütün velilerime aynı şeyi söylüyorum. Mesela bizim okulumuzda, benim çocuklarımda, ben bütün velilerime kayıt alırken hastanenin başhekimine de aynısını söylüyorum. Burada köyümüzün tepesinden gelen çocuğumuzun annesinin babasına da aynı şeyi diyorum. Bütün hepsi aynı benim için. Bizim için ayrım asla yapılamaz. Ve diyorum ki anne baba benim için ikinci planda. Yani siz benim çok fazla umurumda değilsiniz diyorum açıkçası. Çocuklarım önemli. Ne yapıyorum? Benim çocuğum burada mutlu olmak zorunda. Benim verdiğimi alıyor mu? Mutlu mu? Akademik başarısı nasıl? Duygusal gelişimi nasıl? Ben bunu önemsiyorum. Evet. Anne babalara ne tavsiye ediyorum? Çocuğumla muhakkak çok yoğun çalışabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama bir yarım saat akşamları çocuğumu ayırıp telefonumuzu kenara koyup televizyonlarımızı kapatıp çocuğum, anne, baba, çocuk saati diyoruz mesela. Hikaye kitabını açar çocuğum, annesi dergi açar, babası gazete açar ve çocuklarla aynı zamanda ileriye dönük ne yapmış oluyoruz? Kitap okuma becerileri kazandırmış oluyoruz. Ve çocukla verimli zaman geçiriyoruz. Peki Uğur Bey, size dönmek istiyorum biraz da. Kaç grup var? Hani günde kaç tane grubunuz var buraya gelen? Burada yaklaşık 70 kapasitesi şu anda öğrencilerimiz var ama yeni sezonda normal alabileceğimiz kapasite devletin verdiği sınırlamalar dahilinde 100 kişiye yakın, 93 kişi. Kaçtan kaça çalışıyoruz? Sabah 8'de çalışanların bazıları erken göndermeye çalışıyor çocuklar. Evet. 8'de açık oluyoruz bir tane öğretmenimiz dahilinde. Akşam da 5 civarlarında kapatmış oluyoruz. Elbette beslenme de önemli. Beslenme de burada veriliyor. Kendi mutfağımız var. Çok güzel köylü aşçımız var. Köy yemekleri, güzel yemekleri yapıyor. Yemeklerimiz zaten denetleme dahilinde 3-4 gün tutuyoruz. Bir sorun çıktığında bakabilmek adına. Günlük kalori hesabıyla gidiyorsunuz değil mi çocukları? Alması gereken kalorilerle diye konuşmuştuk. Evet. Peki bir iş yeri açılırken ya da herhangi bir yer olurken ki sizinki çok büyük bir aşkla açılmış çocuklara aşın demiştiniz. Burayı açarken birçok hayal ve hedefle açmışsınızdır elbette de hedefler biliyoruz ki bitmiyor ama şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Bir seneniz var ve çok da güzel bir yol kat etmişsiniz. Ve daha farklı projeleriniz var mı? Bilgi alalım sizlerden. Kesinlikle var. Bir yıl içerisinde hayallerimizin %80'ini gerçekleştirdik diyebilirim. Ama söz konusu çocuk olunca bunun ötesi yok, sınırı yok. Her zaman sürekli yeni şeyler geliyor, teknoloji çok gelişiyor, çocuklara sürekli yeni şeyler katmak zorundayız. Yeni sezonda çok daha farklı projelerimiz de var. Peki. Onlarla ilgili de daha sonra da bilgi alırız sizlerden. Tamam. Daha farklı projelerimizde. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Böyle bir yer kazandırdığınız için Hopa Halkı gerçekten çok şanslı. Son olarak da sizin Hopa Halkı'na, çocuklarınıza, siz tercih edenlere ve çalışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle kendi çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim felsefem mutlu çocuk, mutlu öğretmen, mutlu okuldu. İlk yılımız olmasına rağmen biz bunu fazlasıyla başardık. Bütün çalışanlarımı yani canı gönülden çok seviyorum kesinlikle. Ve Hopa Halkı'na şunu söylüyorum. Herkes çocuğunun kıymetini bilmek zorunda. İlk okul öncesi eğitimini Hopa'da çok fazla bu yeni yaygınlaşmaya başladı. Herkes bunun kıymetini bilecek ve ona göre çocuk yetiştireceğiz diyorum. Biz burayı açarken öğretmenlerimize bir konuşma yaptık. Dedim ki bu kapıdan içeri girdiğimizde biz bir aile olacağız. Tüm her şeyi burada çözeceğiz ve hepiniz mutlu olacaksınız ki bizim okulumuza gelen, bize güvenen insanların çocukları da mutlu olsun. Ve biz burada başarıyı yakalamış olalım dedik. Siz mutlu olun, sizin mutlu olmanız için ne gerekiyorsa ben yapacağım dedim. Siz çocuklarımızı mutlu edin dedim ve bir sene boyunca ser planımda üstün şeyle, performansıyla öğretmenlerimizle çok güzel bir sezon geçirdik. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlar olmasaydı zaten bu kadar güzel olma gibi bir durumdu. Biz görüyoruz ya herkes mutlu, çalışanlar ve sizler bir aile şirketi gibi, aile bir okulu zaten burası. Ben de tüm Hopa halkına aslında bu civara çocuklarını seven, hayal gücünü geliştiren ve iyi bir gelecek istiyorlarsa sizlere gelmesini şiddetle bir de tavsiye ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarınızın devamı. Teşekkür ediyoruz.